mazharla ruhsar, ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiden faydalanarak dünya evine girmişlerdi. Bu evlilik başta mazharla ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıbe Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elbet. Girdikleri bu dünya evi klasik Türk dünya eviydi. Zavallı mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de ruhsarın aşırı kıskanç karakteri eklenince mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüşmüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader ruhsarı bu dünyadan alır ve tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken gönderir. Ama bu göç hikayemizde bir sona değil, aksine komik olayların başlamasına neden olacaktır. Yandım yandım, bu bendeki hal nedir? İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür döktür bir o yana bu yana, aklım başımdan gitti, vay bana vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti ruhu geldi, sardım ruhu inan bana. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Kim yaktı o zaman? Firdevs. 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 Şu beni kıyım. Vay be. Sofraya bak ben. Firdevs mi hazırladı acaba? Salak masa. Bu evde yemeği, sofrayı Firdevs'ten başka kim hazırlar? Mum. Vallahi mum, bu mum. Bak ben sana söyleyeyim. Bu mum, mum. Çiçek de var. Müzik. Dili kız. Hiç böyle şeyler yapmazdı ama yaptı demek. Ters tarafına da. Üzümünü ye, bağını sorma. Önemli olan üzüm. Bağdan, bağın. Bağcı kovarsın. O ayrı bir söz ama bunu birleştirdim. Parmaklama huyundan vazgeçemedim gitti. Masada ya. Çatal var, görmüyor musun? Masada çatal var ama bundan sana ruh. Evet canım ruh. Sonunda da sar var. Yani ruh sar. Ruh. Bakıyorum bir senede ismimin yarısını unutmuşsunuz bile Masar Bey. Hayır. Sevgili. Evet.
Evet. Hala beni istiyor. Evet. Ay kızım yavaş gitsene biraz. Siyatiğim azdı, yürüyemiyorum işte. Ay şimdi ayağım tökezleyip düşeceğim ha. Ay aman anne tamam yavaş gideceğim. Ama sen de biraz çabuk ol. Abim evden çıkmadan yakalamamız lazım diyorum kızım, sana. Kızım evladım o daha uyanmamıştır bile. Bilmez misin ne uyuşuktur? Vallahi bir millet uyanır da o uyanmaz. Evet anne çok haklısın. Evden çıkmadan aradım ama tenezzül edip telefonu bile açmadı beyefendi. Biraz daha fazla uyuyayım diye telefonu fişten çekmiştir. Yani şu oğlanı hayırlısıyla bir evlendirsem de ben de rahata ersem artık. Of of of. Yani evladının mürüvvetini görmek için böyle at gibi koşturan kaç anne vardır acaba bu dünyada ha? Ruslarla evlenmeden önce de öyle diyordun. Ne oldu sonunda anne? Ne oldu? Mürüvvetini göreceğim dedin, gününü gördün. Kadın geldi Mazhar'la evlendi, sonra Mazhar bizden soğutmaya çalıştı. Ama etme bulma dünyası demişler, abim ona da kalmadı işte. Sus kız! Ölünün arkasında öyle konuşulmaz. Çağır yüzüne de söyleyeyim anne. Hem zamanında ben onun yüzüne de söylüyordum, yalan mı? Tamam. Sus. Yani inşallah Mazhar şu bulduğumuz kızı beğenir de evlenir. Hadi geç. Sen bir yandan, ben bir yandan bastırırsak bu iş olur anne. Hadi şimdi. Tamam, hadi yürü. Tahmin ettiğim gibi çıkmamış. Ay şu evin haline bak anne. Kendisini dağıttığı yetmiyormuş gibi bir de evi dağıtmış. Bu ev bildim bileli hep böyle dağınık. Ruslar zamanında da böyleydi. Evet haklısın valla. O kadın abimi de aynı kendisine benzetmiş. Hatırlıyorum da abim bekarken çoraplarını bile ütüleyip gardıroba asardı. Abim sesi değil mi bu? Yok anne bu abim olamaz. Bu olsa Mazhar kılığına bürünmüş bir pancar motorudur. Mazhar hadi kalk ol. Mazhar. Ay uyan artık Mazhar. Mazhar. Ay uyansana canım. Mazhar. Uyan. Ne dedi anne? Daha çok erken beni uyandırmayın dedi galiba. Ha, ben anlayamadım da. İstersen uyuyan başka birini bulup getireyim. Birbirlerinin dilinden daha iyi anlarlar Mazhar. Belki. Kalkacaksan kalk artık. Şimdi ne dedi anne? Her zamanki metodu deneyin diyor herhalde. Anlaşıldı. Evet. Bir bardak soğuk suyu abimin petekli yüzeyine eşit miktarda döküyoruz. Bakalım ne olacak? Uyandırma tabakasına kadar inebilecek mi? Sen İstanbul Senet Eslim Tayyip'i bulun. Siz miydiniz? Aşk olsun yani. Uyandırmak için bir kere dürtüklemeniz yeterdi ya. Biz dürtük sayısında hata yapmışız. Bir defa yerine yanlışlıkla 10-15 defa dürtükledik. Demek ki o yüzden uyandıramamışız. Hadi kalk artık. Biz içeriği toplayana kadar sen de kendini toparla. Hadi yürü anne. Alo. He? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Niye evinden alıyormuşum seni? Okul servisi miyim ben be? Anlaşıldı. Senin afyonun daha patlamamış. Benim ulan Müfit. Bu dünyadaki tek kanka. Müfit. Ne haber lan kanka? Ya sorma. Benim araba tamirde de. İşe giderken beni de al diyecektim. Ne demek kanka? Seni almayacağım da kimi alacağım? Bana bak. Dün gece ne oldu biliyor musun? Bütün gece rüyamda ruhları gördüm. Birlikte yemek yedik, içki içtik. Geç saatlere kadar birlikte olduk. O kadar gerçek gibiydi ki. Hayret edersin. Senin popo açıkta kalmış anlaşılan. Havalar soğuk oğlum dikkat et. Ya bana bak beni de bu soğuk havada fazla bekletmeden al olur mu? Hadi eyvallah.
Kendi gitti ama resimleri kaldı Yadigar. Artık bunların ortadan kalkması lazım anne. Kaç kere dedim kaldır şu fotoğrafları diye. Ama dinlemiyor ki. Çerçeveleriyle eskiciye verse kaç mandal alırız acaba? Bunları eskiciye gösterirsek adamın bütün mandalları bizim olur vallahi. Neden o? Ay neden olacak canım? Adam ruhsarı görünce kaçmaya başlar da ondan. Şuna baksana. Dişi Frankenstein. Ah. O cadaloz gelin mahvetti benim minik kuşumu. Ona da bize de az çektirmedi. Tövbe. Bak günah soktun işte gene beni. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin. Şu hale bak. Firdevs. Ver bakayım şunları bana. Öbürünü de ver. Canım benim. Nur içinde yatsın. Bana az çektirmedi ama aslında o iyi bir insandı. Görüyor musun anne cadıyı? Zavallı abim mazohist yapmış. İlk evlendiğimiz zamanlar ne kadar da mutluyduk. İlk evlendiğimiz saatler desen galiba daha doğru olacak abi. Şimdi hepsi tatlı birer hayal oldu. Tatlıymış. Helvasına 4 kilo şeker koyduğumuz halde helvası bile tatlı olamadı. Hatta resmen acıydı bile. Burada acı olan 2 şey var sevgili görümcem. Biri sen, biri de annen. Ah. Şu çocuğu hayırlısıyla bir baş göz edebilseydik gözüm arkada kalmazdı. Sen hiç merak etme anne. Bu iş bu sefer olacak. Yani ölünün arkasından konuşmak istemiyorum ama neydi o kadınla da Ruhsar aman. Oğlumun gözünü nasıl da korkutmuş. Zavallı Masar. Yani nikah şekeri görse hortlak görmüş gibi bakıyor. Pis cadı ne olacak? Dün gece ne kadar da güzeldi. Ruhsar'la birlikte yemek yedik, içki içtik, dans ettik. Hatta daha ileri bile gittik. Çok güzeldi. Hiç uyanmasam dedim. Sanki gerçek gibiydi. Yoksa gerçek miydi? Ha? Hadi be. Salak Masar. Bu yaştan sonra ruhlara inanacak değilsin ya. Bak abi. Artık bu eve bir kadın elinin değmesi şart. Sizinkiler değiyor ya işte. Hem de 4 kadın eli birden. 2 sende var, 2 de annemde. Kaç etti? 4. Lafı değiştirme şimdi. Artık evlenmenin zamanı geldi diyorum sana. Evlenmek mi? Gene mi aynı konu? Aynı konu ya. Sana gösterdiğimiz gelin adaylarından birisiyle evlenseydin başka konulardan da konuşabilirdik o zaman. Avrupa Birliği'nin için alınmadık, devletin içindeki çeteler falan filan. Ama anne... Maması yok. Bak, Ruhsar öleli epey bir zaman geçti. Yeniden evlenmen için hiçbir sakınca yok ki benim minik kuşum. Annem haklı. Hatta sayısız faydası var. Bak oğlum, biz Osmanlı soyundan geliyoruz. Soyumuz ta 5. Mahmud'a kadar dayanır. Ay dur bakayım. Yoksa 4. Mahmud mıydı? Ama neyse canım hatırlayamadım şimdi. Ama soyumuzun devam etmesi için senin bir erkek çocuk sahibi olman ve soyadımızın mutlak surette devam etmesi gerekiyor. Sana helal süt emmiş elinden her iş gelen bir kız bulduk abi. Ya kızın 10 parmağında 10 marifet var. Kızlar için açılan bütün kursları birincilikle bitirmiş. İçki dikiş kursu, yapma çiçek kursu, makreme kursu, biçki dikiş kursu. Biçki dikiş kursunu 2 kere saydın. Biçki dikiş kursuna 2 kere gitmiş canım. Çok iyi, çok terbiyeli bir kız. Konuşurken insanın yüzüne bakamıyor vallahi utancından. Belki şaşıdır, belli olmasın diye bakmıyordur. Terbiyesiz. Bak abi, bence bu kızı kaçırma. Bu kız senin için mega kupon değerinde bir fırsat. Ya istemiyorum. Neden anlamak istemiyorsunuz? Evlenmek istemiyorum. Utanmıyor musun canım böyle annenle kız kardeşinin önünde? Bak evladım, önünde daha uzun yıllar var. Bu hayat böyle devam etmez. Daha yaşın genç. Tek başına yaşanır mı hiç? Anne sen daldın yine ha. Kaç kere söylemem gerekiyor? Evlenmiyorum. İstemiyorum ya. Allah Allah canım kızı bir kerecik gör. Belki çok beğenirsin. Belki Yıldırım nikahıyla falan evlenmek istersin. Ya canım bir kere görsen ne olur Allah aşkına abi. Sadece bir kere bakmanı istiyoruz senden. Evet onu istiyoruz. Yani sen benden böyle bir şey istemiş olsan ben seni hiç kırmam. Hemen görürüm. Hatta göstermek istediğin biri varsa hemen göster yani. Hadi benim minik kuşum hadi bir kerecik gör şu kızı. Hadi canım hadi benim hatırım için hadi. Hadi be abicim ne olur. Tamam. Öf göreceğim. Ama kesinlikle dışarıda buluşmam. En son beni Ak Merkez'de bir kızla buluşturmuştunuz da el aleme rezil oldum. Kız maşallah bütün Ak Merkez'e gelen giden makas aldı ya. Allah'tan koç gibiyim de benden almaya cesaret edemediler. Canım o kızı bize namuslu diye yutturmaya çalışmışlar. Aslında sağlam pabuç değilmiş.
Biz de sonradan öğrendik tabii. Nereden bilelim? Ben evlendikten sonra öğrenseydim nasıl olurdu? Boynuzlu bir masar hoşunuza gider miydi? Tamam canım tamam, o bizim hatamızdı. Yani aceleye gelmişti. Böyle doğru dürüst bir araştırma kovuşturma yapamamıştık. Hayır yani benim hastalığıma denk gelmişti de ondan. Ama bu kız için sana garanti belgesi bile verebilirim. İyi ya. tamam bu konuyu düşüneceğime söz veriyorum. Önümüzdeki 10 yıl içinde mutlaka bir cevap veririm. Çok konuşma. Bu kızı hemen göreceksin, o kadar. Anne Allah aşkına hangi devirde yaşıyoruz? Biriyle evleneceksen bile bunu kendim bulurum ben. Allah Allah. Hadi çabuk olun. Geç bıraktınız beni ya. Sen uyurken düşünseydin geç kaldığını, deminden beri zor kalktım. Uyumam bile karışıyor. Şimdi biz hazırız, hadi çık bakalım. Hadi çabuk olun. Göreceksin bu defa. Sen çok karışma. Dur, dur, dur. Sus hadi. Bakayım sus. Kardeşinle böyle konuşma. Tamam hadi. Tamam. Allah Allah. Manyak mısın evladım? Sana gül gibi kız bulduk diyorum. Heh. Bak Ruşen amcanın oğlu Sedat ne güzel annesinin bulduğu kızla evlendi. Şimdi de mutluluktan şıkır şıkır göbek atıyor vallahi. Ya. Yani anlamıyorum. Siz annelerin birinci görevi oğullarına kız bulmak mıdır? Siz erkekler için telli babalar diye bir şey olmayınca bu iş kimlere kalıyor? Annelere tabii. Sus. Günaydın. Günaydın Müker Hanım. Biliyorsunuz bir eve girip çıkarken 3 kere girip çıkmak lazım. Yoksa evin bereketi kaçar. Çok haklısınız Ülker Hanım teyze. Hatta 3 kere bile az bence. Bir şeyi ne kadar çok yaparsanız o kadar bereketi artar. Öyle değil mi anne? Esasında evin bereketini artıran kadındır. Ne güzel söylediniz Ülker Hanım teyze. Bunu bir de abim anlasa ne güzel olacak. Yaşa. Ben de bugün rüyamda Mazhar Bey oğlumu gördüm. Ay hayırdır Ülker Hanımcığım, nasıl gördünüz? Öf, hadi anne geç kalacağım hadi. Ay durayol 2 dakika, Ülker Hanım'ın rüyasını bir dinleyelim. Rüyamda Mazhar Bey oğlum beyaz bir ata binmişti. At Murat'tır biliyorsunuz. Evet öyledir Ülker Hanımcığım, bilmez miyim hiç? Mazhar Bey oğlumun ata binmesine de 2 tane nur yüzlü melek yardım ediyordu. Mazhar baştan ata binmek istemiyordu ama o 2 melek zorla bindiriyordu. Mazhar ata bindikten sonra öyle hoşuna gidiyor, öyle hoşuna gidiyordu ki bir daha attan inmek istemiyordu. Geç kalıyorum ya. Hadi anne çabuk. Dur, sonunu dinletin. İyi rüyalar. Daha rüyam bitmedi. At öyle güzel, lezzetli yemekler yapıyordu ki Mazhar Bey oğlum parmaklarını yiyordu. Daha yoldan müfit alacağım. Rahmetli bir gün olsun beni şu ön koltuğa oturtmamıştı. Yani anne karım tabii ki öne yanıma oturacaktı. Niye öyle söylüyorsun canım? Bak Ruşen amcanın geliri arabada giderken hep arkada oturur. Saygılı kız tabii ne de olsa. Öne ya Ruşen amcan ya da Osman teyzen oturur evlat. Sizin bu öne oturma kavgalarınız yüzünden neredeyse ön koltuğu söktürecektim. Dur bakayım. Benim sana el emiği göz nuruyla işlediğim o yün karpuzu ne yaptın ha? Anne Allah aşkına arabanın arka camında yünden bir karpuzun ne işi var? Niye öyle diyorsun canım? Bak Ruşen amcanın oğlu Sedat annesinin ördüğü yün bal kabağını şu dikiz aynasına asmış. Hem de 2 tane birden. Evet o yüzden de kaza yaptı. Kabaklar yüzünden yolu göremiyordu. Neyse bırak şimdi kabağı filan da biz işimize gelelim. Sen şu kızı bir gör. Hangi kızı? Hangi kızı dediğimi bal gibi biliyorsun. Sen beğenmezsen gene beğenme benim minik kuşum. Zorla evlenecek değilsin ya. Peki tamam anne. Akşam getir o zaman bir bakalım. Ama şimdi bu konuyu kapatalım. Müfit'in yanında konuşmayalım. İyi. O zaman eve biraz erken gel. Peki tamam. Erken gelirim. Nasılsınız Menkıbe teyze? Merhaba. Günaydın Müfit Bey. Günaydın. Şöyle yanıma otur isterseniz. Herhalde yanına oturacak kızım. Önde kucağıma oturacak değil ya. Ya kanka, o kadar gerçek gibiydi ki hala etkisini üzerimden atamadım. Sanki ne bileyim hiç ölmemiş gibiydi. Birlikte yemek yedik, dans ettik, içki içtik. Bak kanka, buna tıp dilinde başa vurmak deniyor. Yani kadınsızlık artık senin başına vurmuş. Buyur abi. Sağ ol. Oğlum sen de bul bir kadın evlen gitsin artık. Yok ya, ne evliliği Allah korusun. Öyle deme oğlum. Tamam, bekarlık sultanlıktır ama bak dünya coğrafyasında bile sultanlık mı kaldı? Tabii ya. Bu devirde kimse sultan değil, padişah değil. İşine karışmak gibi olmasın Mazhar ama bence de evlilik o kadar kötü bir şey değil. Bence de Şelale Hanım çok haklı. Sen işine bak. Beni evlendirene kadar kendiniz evlensenize. Bir dakika çocuklar, bir dakika. Mazhar haklı. Çocuğun kanına girmeyin. Biliyorsunuz ben 68 kuşağıyım.
devrime nefer yetiştirmek için evlendiğimiz o günler çok geride kaldı. Generation buyurun. Hadi evlendin diyelim. Çocuk da yaptın. Sonra? Emperyalizmin hamburgerleri, blue jeanleri, müziği, çocuğu kapitalist yapmayacak mı? Sizinle de konuşulmaz 69 kuşağı. 79! Aslında abim öyle şişe pek önem vermez. Yani daha çok doğallıktan, iç güzelliğinden yanadır ama yine de sen bilirsin Reyhan'cığım. Ya. Abim diye söylemiyorum Reyhan'cığım ama işinde çok hızlı yükseliyor. Şu anda müdür ama herhalde çok yakında genel müdür olur. Maşallah işinde çok hızlı yükseliyor. Bugün de yükselmiş midir acaba? Tabii yükselmiştir. Yükselmez mi? Ay ne güzel. Belki de bugün iş yerinin sahibi olmuştur. Ay evet. Olmuş olabilir tabii. Hem sonra abim çok yakışıklıdır. Uzun boylu, geniş omuzlu. Neredeyse bir omzu benim iki omzum kadar. Tıpkı Rambo gibi. Ya. Tam 4 tane arabası var Reyhancığım. 3 tanesi Mercedes, bir tanesi yerli. Ama Mercedesler şu anda bakımda. Ay ben Mercedesleri çok iyi biliyorum. Ya ne güzel. Yani içlerini bilmiyorum ama üstleri çok rahat oluyor. Geçenlerde bir araba fuarında mankenlik yapmıştım. Bir Mercedes'in üstünde mayoyla tam 5 saat uzanıp poz vermiştim. Şimdi bak Reyhancığım. Abim öyle çok konuşan kızlardan hoşlanmaz diye. Onun için sen onun yanında az konuş. Hatta bu mankenlikle ilgili hiç konuşma. Tamam mı şekerim? Parmaklarıma Alyans isimli o kelepçeyi takmaya hiç niyetim yok. Alo. Efendim? Mazhar Bey mi? Tabii burada bir saniye. Yok hayır, ben sekreteri değilim. Kreatif direktörüm. Anneniz arıyor. Öf be anne. Efendim anne. Tamam anne, erken geleceğim dedim ya. Çiçek mi almam lazım? Tamam anne, tamam çiçek de alırım. Hayır! Kızın ailesinden kimseyi getirmedim. Ya ne gerek var? Alt tarafı tanışacağız ya. Anne tamam, benim çok işim var, sonra görüşürüz. Tamam anneciğim, hadi görüşürüz. Oo. Parmaklarıma Alyans isimli kelepçeyi takmaya hiç niyetim yok. Olsun. Ayak parmaklarına takarsa biz görmeyiz. Ya bir dakika, durum bildiğiniz gibi değil. Abi. Benim tanıdığım bir çiçekçi var. Saman altından su yürütenlere %50 indirim yapıyorlarmış. Sana çok ucuza bir aranjman yaptırabiliriz. Hadi lan. Nasıl baba böyle? Ay ayakkabıların topukları ne öyle Reyhancığım? Şimdi sen o topukluları giyersen ne olursun? Ne olurum? Abimden uzun olursun. Abim kendisinden uzun kızlardan hiç hoşlanmaz Reyhancığım. Öyle mi? Öyle. Hoşlanmadığı birisiyle de evlenmez herhalde değil mi? Kesinlikle öyle Reyhancığım. Onun için sen şimdi hemen o ayakkabılarını değiştiriyorsun. Tamam değiştireyim. Ha Reyhancığım, o ayakkabıları değiştirirken elbiseni de değiştiriver. Aa, anladım. Abin göbeği kendisinin göbeğinden küçük olanlardan da hoşlanmıyor değil mi? Değil. Bana bak Müfit, bu işin şakası yok. Ben medeni halimden memnunum ve değiştirmeyi de düşünmüyorum. Yani bana yardım edecek bir tek sen varsın be kanka. Bana ne gerek var oğlum? İstemiyorum dersin, olur biter. Ya, maalesef öyle olup bitmiyor işte. İstemiyorum dersem annem bana üzülür. Annemi üzmekle intihar etmek aynı şeydir bilirsin. O halde bu kızı bu işten vazgeçirteceğiz. Evet ama nasıl? Kızı kendinden soğutacaksın. Mesela de ki 3 aylık ömrüm kalmıştı. Doktor öyle söyledi dersin. Olur mu canım? Öyle bir şey söylersem kızdan önce annem küt diye gider orada be. Doğru. Buldum. Kıza eşcinsel misin gibi davran. Ne? Eşcinsel. Nasıl yani? Bak şöyle. Ay merhaba tatlım. Annem beni seninle tanıştırmak istedi ama ben... Ay sen ne tatlı çocuksun öyle bakayım ayol. Sen ne tatlı çocuksun. Yapma lan yapma be. Sapık mısın nesin be? Yavrum. Size Müfit Bey mi desem? Her neyse. Ne kadar modern görüşlü olsan iş yerinde aykırı ilişki istemem arkadaşlar. Ama sayın patronum beni yanlış anladınız. Yarın işe gelirken bir HIV testi yaptırmayı unutmayın. Biliyorsunuz bugünlerde AIDS çok salgın. Buyur, seni kurtaracağız derken kendimizi batırdık.
Ama neyse, eve gidelim de bir çaresine bakarız artık. Ay yürü kız. Camcı camı takarken aşağı düşüyor ha. Sonra ne diyor? Beğendin mi? Beğendim, ben satarım bu kreşi. Kadın ev kadını tabii. Ne ilgisi var, ne kadar olursa olsun önemli olan camcının aşağı düşmesi. Çiçek kokularından bir iki bahardan bir. Aa, bu evin hali de böyle oğlum. Ne bileyim ya, ben bıraktığımda gayet düzgündü, derli topluydu. Hay Allah'ım, yine Firdevs gelip bir şeyler aradı herhalde. Masa, sandalyeler yerde. Aa, ben... Şurada. O koltuk. Değil mi? Ters. 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 Masa. Minder. Bana bak. Beyni alınmış güvercin gibi orada durma da bana yardım et. Salak, o ördek sesi. Ha, beyni alınmış güvercin oğlum. Durduk yere bir sürü de masrafa girdik ya. Boru mu? Evleneceğin kızı göreceksin. Sen daha masraf görmemişsin. Düğünüydü, gelin arabasıydı, ıvırıydı zıvırıydı derken paralar suyunu çekecek. Ama istersen bankadan düğün kredisi alabilirsin. Sağ ol kanka be. İyi ki senden yardım istemişim. He. Bayağı yardım ediyorsun. Ya hemen kızma be, şaka yapıyorum. Kanka, hı, beni çıldırtma. Ben şu çiçekleri vazoya ters koydum da başın göğe mi erdi? Manyak mısın oğlum? Ne işin var benim senin çiçeklerinle? Dokunmadım bile. Bıktım senin şu soğuk şakalarından ha. Beyinsiz güvercin. Kapı çalıyor. Geldim. Biz geldik. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba abicim, geçiyorum sana şöyle bir uğrayalım. Ya Reyhan kızımız da sana kuru pasta yapmış. Aa, ne zahmet ettiniz canım. Ya ne zahmeti canım, lafı mı olur? Ben yapmadım ki, parasını verip satın aldım. Refik Bey de buradaymış. Nasılsınız, görüşmeyeli Refik Bey? Sabahtan bu yana bende pek değişiklik olmadı Firdevs Hanım. Biz de iyiyiz işte. Demin de söylediğim gibi geçiyorduk, şöyle bir abime uğrayalım dedim. Ya ben de geçiyordum, bir abine uğrayayım dedim. Bu adamın ne işi var gene burada? Ben de bilmiyorum, öyle gelmiş kendisi. İzninizle ben bu lenduhayı mutfağa bırakayım. Geç kızım, gel. Nasılsınız Menkıbe teyze? İyiyiz, tamam. Uğraşıyoruz işte. Aa, düştü. Dursun oğlum, dursun. İlahi, Müfit efendim, Müfit. Gördüğüm kadarıyla bugünlerde hayırlı işlerle uğraşıyorsunuz Menkıbe teyze. Sinan köyüne katıldı. Daha sonra da sabah... Kim yapıyor bunu? Siz mi açtınız beyefendi? Ben de olur da sarımsaksız olur mu? Şimdi de kanallar değişiyor durmadan. Belki de kanalların reyting savaşları televizyonu bu hale getirmiştir. Yok canım, sanmıyorum. Bence televizyonda bir gariplik var. Evet, aslında kendi kendine böyle yapması biraz tuhaf. Cinler periler mi yapıyor yoksa? Ay, vallahi ben çok korkarım cinler periden. Evet, bu evde cinler periler var galiba. Kızım olur mu hiç öyle şey? Bu televizyon bozuk. Kaç kere yaptır dedim mini kuşuma. Ama yaptırmadı bir türlü. Ben şu mahzara yardım edeyim bari. İşte bu kadar. Konuyu kapattık. Bu kadar emin olma sevgili görünce. Aa, ne oluyor ya? Masal, yaptırsana bir minik kuşum şu televizyonu. Böyle çok sinir bozuyor. Şimdi al şunu, bu da tamam. Masal, ne var oğlum, ne var? Oğlum, biz bu kızı anında kaçırtırız evden. Nasıl yani? Ya seninki ruhlardan, cinlerden, perilerden acayip korkuyor. Bir iki numara yaparsak kız korkusundan ölür. Mesela? Mesela ayağımızla masayı falan sallarız. Ha? Bu evin olduğu yerde yatır matır var diyelim. Kız korksun, bir daha da bu eve gelmesin. Nasıl fikir? Çok güzel fikir. Müfit. Ha? Müfit, sen şeytan oldun ya. Yılanım ben, yılan.
Evet. İşte kurabiyeler geldi. geldi. Onlar. Reyhancığım sen orada rahat değilsin. Gel böyle canım. Gel buraya rahat değilsin sen. Yok olmadı gel. Böyle gel. Gel gel böyle gel. Böyle gel. Gel. Reyhan gel böyle. Nasıl gel böyle? Aa kesin. Ay. Ne oluyoruz? Köşe kapmaca mı oynuyoruz? Aa ne bu? Başım döndü vallahi. Ay dolap beygiri gibi. Yani vallahi aferin sana benim minik kuşum. Ev işlerini hızlı öğrenmişsin. İş başa düşünce mecburen öğreniyor insan. Atma oğlum atma. Ruhsar'ın sağlığında da ev işlerini sen yapmıyor muydun zaten? Arada sırada bulaşık yıkadığım olmuştu tabii. Hadi oradan canım. Bulaşıkmış. Ruhsar abimi nasıl çalıştırıyordu biliyor musun Reyhancığım? Tıpkı gündelikçi kadınlar gibi ev temizletiyordu valla. Pirinç ayıkladığınızı bile gördük. Yalan mı Mazhar Bey? Ay çok cadılozmuş desene. Ne? Cadıloz ha? Yalan mı Mazhar Bey? Al sana cadıloz. Ay! Aa yeter artık ama ne bu böyle? Maşallah yani. Televizyonda kendine benzetip manyak yapmayı başarmışsın. Hayret yani. Yani ne biçim arızaysa bu da. Değil mi? Televizyon açılıp kapanıyor, sesi artıp azalıyor. Yani deli olmak işten bile değil. Ay! Limo gibi oldu enayi. Televizyon! Sen de far ister misin? Evet, televizyon. Tata tabak. Masa. Cadal olmuşum ha. Görürsünüz siz. Sen onları aldırma kızım. Biraz şakacıdırlar, hepsi bu. Diyorum ki bu televizyon perili olabilir. Yani bir televizyon hiç kendi kendine açılıp kapanır mı ya? Evet. Kim bilir belki bu televizyonu yapan fabrikanın altında yatır matır vardır. Evet. Yani bu işin içinde bir iş var. Reyhan Hanım biliyor musunuz? Bizim eski evde hayal ettiydi. Yani hep böyle acayip şeyler olurdu. Ay, ciddi misin? Amma da attın ha. Vay adiler vay. Buldunuz salağı değil mi? Yani fizik ötesi güçlerin varlığını bugün bütün bilim adamları kabul ediyor. Evet. Müfit haklı. Masara bakın hele. Nasıl da güzel yalan söylüyor alçak. Çocuklar. Akıl var, mantık var. Ne fiziği, ne ötesi. Ya evet yapmayın Allah aşkına canım. Reyhan çok korkuyor görmüyor musunuz? Reyhancığım sen abimi aldırma. Bunların hepsi fasarya. Fasarya olur mu canım? Hatta kaç kere bizzat ben kendim şahit oldum. Bir keresinde gece uykudan uyandım. Yatağımın baş ucunda. Başı aşağıda, ayakları yukarıda bir adam duruyor. Ay cin! Evet cindi. Sonra aşağı yukarı 3 kuluvalla bir elham okudum. Kayboldu. Aa herif meğer ne profesyonel yalancıymış be. Kim bilir vakti zamanında bana da ne palavralar sıktı da fark etmedim. Böyle ışık saçıyordu değil mi? Evet. Böyleydi. Işıl ışıldı. Tamam işte cin. Burada ruh var, şurada cin var. Burada ruh var, şurada cin var. Cin! Masarcığım 5 yaşına kadar memeğimdi. Çocuklar aralarında şakalaşıyor. İn yavrum in kork. Ulan Masar. Allah bilir beni de böyle kaç kere kandırdın pis yalancı. Bunu fazlasıyla hak ettin sen. Nasıl ya? Yok bir şey. Biraz yorgun, uykusuzum. Ağzım fazla kaydı. Ben daha senin hayatını kaydıracağım. Adi yalancı. Her neyse, ben cin gördüm. Yani ister inanın, ister inanmayın. Çünkü ben gördüğüme inanmak durumundayım. Tabii. Tamam lan, kes gülmeyi. Dam akıyor. Uykum da var. Diyorsun ha Mazhar enayisi. Seni mi kıracağım? Ne de olsa dünya ahiret kocamsın. Ben en iyisi size gidip bir kahve yapayım.
Yap kızım, benimki orta şekerli olsun. Nasıl? Kızı beğendin mi? Allah için güzel kız ha. Bilmem, fena değil gibi. Hadi canım sen de. Bundan iyisi Şam'da kayısı. En azından önceki karından çok daha güzel bence abi. Hem fizik olarak hem de ruh olarak. Ay, ruh falan demeyeyim, gene korkmasın kızcağız. Gelin adayımızın eli de bayağı sakarmış Menkıbe teyze. Nikah öncesi kendini sakatlamasa bari. Canım ne olmuş sanki? İnsanlık hali bu. Hepimiz kazayla bir şeyler kırmıyor muyuz yani? Kır kızım, kır kır. Üstelik sizin ikinizin bir saatten beri ne fındıklar kırdığınızı anlamadım mı sanırsın sen? Sen devam et kızım. Mutfağı yenilemek için yarın 150 tane gazete almam gerekecek galiba. Kahveyi taşırdı galiba. Kahve taştı, ocak battı, Reyhan Hanım çığlık attı. Ay ne güzel espriler yapıyorsunuz Mefit Bey, çok hoşsunuz vallahi. Dayanamayacağım, daha fazla dayanamayacağım. Kusura bakmayın ama ben gidiyorum. Dur kızım dur, nereye gidiyorsun öyle alelacele? Nereye olursa yeter ki buradan çıkayım. Dur kızım bekle, biz de seninle geliyoruz. Firdevs yürü. Deniz var kuzum, kahve içecektik daha. Zıkkımın kökünü iç. Aferin. Beğendiniz mi yaptığınızı? Anne, biz hiçbir şey yapmadık ki. Evet, biz bir şey yapmadık Menkıbe teyze. Sus! Kabahat zaten sana iyilik yapan da. O cadaloz gelin ölmeseydi de seni sürüm süründürseydi. Yürüyün hadi, yürüyün. Menkıbe teyze bekleyin. Ben arabamı tamirden aldım, sizi bırakırım. Ay ne kadar naziksiniz, sahi mi? Kanka, çok iyi numaralar yaptın valla. Senden korkulur. Ben bir şey yapmadım ki oğlum. O numaraları yapan sen değil miydin? Yok. O yapmadı. Ben de yapmadım. Peki kim yaptı o zaman? Ben yaptım Masar Bey. Sen kimsin? Eski karınız Ruhsar. Seni sahtekar. Ruhsar? Üstelik rüyada değilsin artık.